Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Kuzeye doğru yönelmiş 20 kilometrelik bir vektör ile 60 derece kuzeybatıya doğru yönelmiş 35 kilometrelik vektörün bileşkesini bulunuz. İki vektör arasındaki açı 60 derece, kosinüs teoremine göre bileşke vektörün büyüklüğü. Şimdi arkadaşlar zaten vektörün bileşkesini bulabilmemiz için büyük ihtimal kosinüs teoremi yapmamız lazım. Bunu belirtmezse de biz kosinüs teoremine devam edebiliriz. Öncelik olarak kuzey, batı, doğu ve güney kavramlarını eğer bize vermezse referans olarak nasıl kabul edeceğiz ona bakalım. Şöyle bir kartezyen çiziyorum. Burada kuzeyimiz yukarı doğru, doğumuz sağ, batımız sol ve güneyimiz de aşağı doğru olur. Bu zaten bilinen, aslında bildiğimiz bir şey. Şimdi kuzeye doğru yönelmiş 20 kilometrelik bir vektör diyor. Şimdi bir kartezyen daha çiziyorum. Şöyle. Şimdi artık burayı Y dedim. Buraya da X dedim. Burada da kilometre verdiği için kuvvetlerine, büyüklüklerine şöyle kilometre yazıyorum. 20 kilometre diyor. Hemen şöyle bir 20 kilometre direkt kendi doğrultusunda Y koordinatımın ve burası da 20 şu bölge. Bu hangisi? Mesela bu A olsun. Şunu A diyelim. Ondan sonra da bir de 60 derece diyor. Bu da 35 kilometre. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Bu şöyle hatta yıldız atalım. Şimdi diyor ki kuzey batıya doğru yönelmiş. Şimdi bakın burası kuzey, burası batı. Kuzey batıya doğru yönelmiş dediği için ben şu vektörümün ucundan şöyle tutuyorum. Ve kuzey batı dediği için buraya 60 derece diyorum. Hemen mesela şurada bunu birazcık pekiştirmek isterim. Şöyle bir şey yazdım. Mesela şurası 40 derece olsun. Böyle bir durumda ne yorum yapabilirim? Kuzey doğuya doğru yönelmiş. Burada bakın yönelmiş. Ben de yönelmiş çok kullanıyorum. Yönelmesi gerekiyor. Kuzey doğuya doğru. Kuzey doğuya doğru yönelmiş 40 derece. Mesela güney doğuya doğru yönelmiş deseydi ne diyecektim? O zaman mesela güney doğuya 30 derece olsun. Şöyle 30 güney doğuya doğru diyecektim. Örneğin mesela burası 50 derece. Bu 50 derece nasıl belirtmek lazım? Genellikle kuzey batıya doğru yönelmiş 40 derece der. Ondan sonra buraya 50 derece verir. Ama şöyle de diyebilir. Doğudan kuzeye doğru yönelmiş 50 derece de diyebilir. Bu açıları öğrendiğimize göre veya tekrar ettiğimize göre devam edebiliriz. Şimdi bakın mesela burada 20 kilometre var. Burada da bir 35 kilometrelik bir vektörüm var. Kuvvetim. 60 derecem var. Şimdi bu vektörün bileşkesi ne olur? Uç ucu ekleme metodundan. Şöyle bir vektörüm olur. Bunu R ile gösterebiliriz. R vektörüyle. Genellikle kalın R ile veya küçük S harfi üzerinde şöyle vektör işaretiyle gösterilir. Kosinüs teoremlerinde genellikle bu kullanılır. O yüzden ben de S gösterip devam ediyorum. Hemen bir kosinüs teoremi yaparak sorumuzu bulalım cevabını. Şimdi öncelik olarak kosinüs formülünde A kare artı B kare eksi 2ab çarpı kosinüs alfa diye bir formülümüz vardır. Şimdi buradaki alfa aslında şurası. Değil mi? Alfa burası. Şimdi alfamız bizim neymiş? 120 derece. Şimdi 120 derece yani kosinüs 120. Kosinüs 120 neye eşittir? Şöyle düşünelim hemen. Örneğin burada mesela şöyle silersek, bunlar da aslında hep tekrar olsun diye buraları uzatıyorum. Ben biliyorum niye burayı uzun geçtik diyenler için bazen tekrar iyi olur. Örneğin mesela şöyle bir de şöyle çizelim. Mesela burası 45, şurası da toplam 135. Bir cos 135'imiz olsun, bir de 45'imiz olsun. Şimdi cos 45 artıda kalırken cos 135 ekside kalıyor dikkat edersiniz. O zaman şöyle diyeceğiz. Mesela cos 135 eşittir eksi cos 45 diyeceğiz. Tamam mı? Bunu biliyorduk. Tekrar ettik. Haliyle cos 120 eşittir eksi cos 60 diyorum. O zaman buraya cos 60 yani cos 120 yazacağıma eksi cos 60 yazarak eksi de eksiyi götürerek şöyle bir formül yazabilir miyim? Hemen şöyle biraz geri alıyorum. Şöyle.
Şimdi S diyorum eşittir. A kare artı B kare artı artık eksiler birbirini götürdü. 2AB cos 60 diyorum. Arkadaşlar burada da şöyle 20 kilometrem benim bir kuvvetimdi. 35 kilometrem benim bir kuvvetimdi. Hemen buraya A demiştim, buraya B demiştim. Hemen bunları yerine koyduğumda S vektörü eşittir. Şöyle bir çiziyorum. 20'nin karesi artı 35'in karesi. Şöyle düzgün yazalım. Çok da düzgün olmadı ama. 2 çarpı 20 çarpı 35 çarpı cos 60 olur. Burada da gerekli işlemleri yaptığımızda S vektörümüzün yani bileşik kuvvetimizin 48 bölü 2 kilometre olduğunu bulursun. Şöyle screenshot almak isteyen arkadaşlarımız için tutuyorum. Dördüncü videoda görüşmek üzere.